İnanması güç ama son zamanlarda anne sütü de sektör haline geldi. Öyle ki internet üzerinden anne sütünün 100 miligramı 100 liradan alıcı bulmaya başladı. Ancak uzmanlara göre risk büyük. Bulmukta var. Ben 100 miligramlı 100 TL'den başlamıştım. Bu aslında bildiğiniz organ doku kaçakçılığıdır. Kimi hayır için fazlasını verdiğini söylüyor, kimi de rakam telaffuz etmese de ücret talep ediyor. İnternette anne sütünün de piyasası oluştu. Hani ben de bebeğim için işte ya süt torbası alırım ya bez alırım diye şey yapmıştım ama. Bebekler için en özel besin anne sütü, hatta 6 aya kadar bebeklerin tüm ihtiyacı anne sütünden karşılanıyor. Ancak internete de düştü artık anne sütü, 100 miligramı 100 liradan satışa sunuluyor. Kaş yaparken göz çıkarırız, enfeksiyon kaparız. İlaç artıkları alırız. Her satıcının bir de alıcısı var tabii. Sütü olmayıp da bebeğini besleyemediğini düşünen annelerden rağbet gördüğü için internet siteleri anne sütü ilanlarıyla doldu. Depolamıştık bir sütleri. Çok fazla vardı. Bizim bebeğimiz 4 aylık. Biz 2 aydır falan süt satıyoruz. Uzmanlara göre ise bu çok ama çok tehlikeli bir durum. Kaynağı belli olmayan anne sütleri hepatitten AIDS'e kadar pek çok hastalığa sebep olabilir. Bebeğime iyilik yapıyorum diye düşünen annelerimizin de bebeklerine bulaşabilir. Öylesine bir sektör oluşmuş durumdaki bazı satıcılar kullandıkları ilaçları da belirtiyor satış yaparken. Ben tiroid ilacı kullanıyorum da bebeğim bir kalp rahatsızlığı falan varsa içemez. Anne sütünün saklanma koşulları da büyük önem taşıyor. İnternetten satın alınan bu anne sütlerinin uygun koşullarda saklanıp saklanmadığının belirlenebilmesi de pek mümkün görünmüyor. Doğru saklama koşullarına eğer uyulmazsa çok fazla mikrop üremesi için bir ortam sağlar. Ben buzluğa koymuyorum. Derin dondurucuya atıyorum direkt. Her ne kadar iş ticarete dönüşmüş olsa da o ticaret yasal değil. Uzmanların sütü olmayan annelere tavsiyesi ise stresten uzaklaşmaları, bol sıvı tüketmeleri ve emzirmekten ne olursa olsun vazgeçmemeleri.